Evet değerli izleyenler, Yusuf Yıldırım'la Cevap Verin programına hoş geldiniz. Bugün Bursa'lı iş insanı Yunus Aydın'la beraberiz. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün bizi kabul ettiniz, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Size birkaç sorumuz olacak. Yusuf'ta yaşananlar var. Sosyal medyadan takip ediyoruz sizi. Gündemde siz varsınız. Programa başlamadan önce Yunus Aydın kimdir? Bize biraz bahseder misiniz? Şu bulunduğumuz mekan... Rahmetli babamın 60 yıl Gürsu'da ticaret yaptığı, Gürsu Esnaf Odası'nın ve Esnaf Kefalet Kooperatifi'nin kurucu, yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığını yaptığı, Gürsu'da 3 dönem belediye başkan vekilliği meclis üyesini yaptığı bir mekan. Gürsu eşrafından 1961 Artvin Yusufeli doğumluyum. Ailem 50'li yıllarda Bursa'ya göçmüşler. Gürsu, annem doğum için annelerinin yanına gidip sonra tekrar 3 aylıkken Gürsu'ya gelip bütün ömrümüzü Gürsu'da bugüne kadar tamamladık. Gürsu'yla iştigal ettik. İlkokulu, ortaokulu Gürsu'da, liseyi Bursa Tophane Endüstri Meslek Lisesi'nde, sonra 78 yılında Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'na girdik. 12 Eylül'de tutuklandık. Evet. 11 ay 12 Eylül'ünü yaşadık. Daha sonra sosyal bilimlerden mezun olduk. Gürsu'da ticaretin içinde oldum her dönem. Sanayinin içinde oldum. Siyasetin hep içinde olduk. Sivil toplum örgütlerinde olduk. Siyasette ilçe başkanlığı yaptım. İl Genel Meclis üyeliği yaptım. İl Genel Meclisi'nde grup başkanlığı yaptım, il yöneticiliği yaptım, genel merkez yöneticilikleri yaptım. Sivil toplumun da GÜSİAD'ın başkanlığını yaptım. Yine GÜSAB'ın, Gürsu Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulma fikrini ortaya koyan ve kuran kişiyim ben. Daha sonra da yine Uludağ OSEB'in kurulma fikrini o dönemde oluşturup Kestel 2. bölgeyle GÜSAB'ı, Gürsu Organize Sanayi Bölgesi'ni birleştirip Uludağ OSEB'i de kuran kişiyiz. Devraldığımızda eksi 47.500 metrekaredeydi. Yani eksi bir konumda aldık. Bir metrekarede yeri olmayan kendi prefabrik bir binası vardı. O prefabrik binanın yerine bile 440.000 dolar ecri misil parası ödeme mecburiyetinde kalındığı bir dönemde yönetim kurulunu devraldık ve 191 bin metrekare kamulaştırma, yaklaşık 4 milyardan fazla bir rakam bugünkü parayla kamulaştırmayı yapıp yine görevi devrettiğimiz dönemde özellikle yeni gelen arkadaşlar bahsetti, işte belirli bir borç var filan. Evet, OSEB'nin, çünkü Türkiye'de en sorumlu OSEB'de borcu var ama alacağı da var. Artı 100 milyon, artı da 4 milyarın üzerinde de kamulaştırma yapıp bıraktığım bir OSEB var. Bunun dışında da bir yıl projeler ortaya koyduk. Şimdi Sayın Başkanım, Uludağ OSEB'de görev aldınız, yönetimde görev aldınız, yönettiniz. Şimdi buralarda çok emeğiniz var. Gürsü için çok emeğiniz var. Son günlerde bakıyoruz, bir anda silmeye çalışan insanlar var. Nedendir bunun? Nedeni nedir yani? Sizi rakip olarak mı gördüler mesela? Şimdi siyasi olarak bizi rakip görebilirler. Yani siyasetin içinde hep oldum. Ama siyasette rakip görmekle iftira atmak birbirinden ayrı şeyler. Rakip görülür, saygı gösterilir. Fikrin, eğer yanlış bir düşüncem, yanlış bir icraatim varsa gelinir söylenir. Ama iftiraya dayalı bir şey olduğu zaman üzücü bir konu. Şehrin doğu tarafında sosyal aktivasyon alanlarıyla ilgili sıkıntılar vardı. Vatandaşın gidip yemek yiyeceği bir alan yoktu Uludağ, OSEB'in, yani GÜSAB'ın içinde. Bir Şef Bülent'i kurduk. Ya işimizi gücümüzü bıraktık, Şef Bülent'le uğraşıyoruz. Gerçekten üzücü. Ya Şef Bülent'i ilk sosyal tesisi 120 metrekarelik bir bina olarak şey yapıldı orada. Yapıldıktan sonra herkese, Kestel'de şu an AK Parti milletvekili olan Refik Özen'in sahibi oldu, Abidin Usta'ya, onlara götürdük, gelin burayı işletin. Kabul etmediler. Yani çok yakın dendi.
Durak muhalefecisine götürdük. Riskli burada, yapamayız dediler. Gülümoğlu FSM'deki İsmet Bey'i götürdük. Yani herkese götürdük, kimse girmedi. Ondan sonra burası bizim için dedik, çok önemli, masraf yaptık. Taşın altına elini koyduk. 400 bin dolar ben para harcıyorum, harcadım. 400 bin dolar para harcayarak orayı ve Şef Bülent denilen arkadaşı da çalışan bir elemanı arkadaşı getirip adını verip %30'unu ona verip diğerinin tüm masrafını kendi grup şirketlerimizden yapıp ve bir marka oluşturduk. Ve gerçekten sanayicilerin misafirlerini, yurt dışından gelen yabancı misafirlerini getirebileceği bir alan oldu. Bir restoran olarak oluşturuldu ve sosyal hizmet alanı oldu. Şimdi bununla uğraşılıyor. Böyle basit şeylerle uğraşmamak lazım. Eğer şu an yönetimdeki arkadaşların varsa bir problemi veya bir soracakları gelip arayabilirler, sorabilirler. Her türlü hizmet edebiliriz. Biz özellikle ve özellikle şunu söylüyorum. Uludağ OSB'nin kurulma fikrinin deyip burası benim kendi evladım gibi görüyorum Uludağ OSB'yi. Çünkü kuran insanım, kurulma fikrini GÜSAB'ı ortaya koyan kişiyim, oradan buraya getiren insanım. Ve 877 tane kamulaştırılacak binalar vardı. 6 dokuma atölyeleri üzeri ev. Bu insanları mağdur etmeden %90'ını kamulaştırdık. Ve maalesef siyasi mi? Evet, siyasi olarak uğraşılıyor. Üzülmemek elde değil. Niye siyasi olarak uğraşılıyor? Boyane ruhsatı almak isteyen bir firma yetkilisini özellikle bu siyasi erk çağırıyor. Kendi fabrikalarında toplantılar yapıyorlar. Toplantılar yapıldıktan sonra da bu arkadaşı bakanlığa götüren yine siyasi erk. Ve bakanlıktaki müfettiş arkadaşların hal ve hareketleri emir verilmiş bir tavır vardı. Ya gerçekten, çünkü ama önemli değil, verilemeyecek bir ifademiz yok. Yani hesabımız yok. Evet. Allah'a şükür her türlü ifadeyi veririz. Önemli değil. Ama iftiraya varan konular olursa, Gemlik Emniyet binasının bahçesine bayrak direği yapılmış. Bayrak direğinin karşılığında o günkü bölge müdürü mevzuata aykırıymış, bilmem neymiş. Normal faturayı 1 lira fazla var mı? Faturayı OSB'nin içinde yapılan bir işe eklemiş söylenir. Ben o konuyu bilemem. Onu evet. Bölge müdürü şey yap. 1 lira fazla ilave var mı? Yok. 1 lira o söylenen rakamdan fazla alınan var mı? Yok. Fatura kesilmiş mi? Kesilmiş. Vergisi ödenmiş mi? Ödenmiş. Bunun neresi? Mevzuata aykırı işlem yapılması, o da ayrı bir konu. Onu da konu benimle alakalı değil. Bölge müdürü var, çalışan personel var. Ya son yıllarda anladığım kadarıyla sizin gibi başarılı insanlara, bir de muhalifse eğer, çok baskılar oluyor. Baskı olmaya da devam edecek. Maalesef. Öyle gözüküyor. Maalesef. Ama Türkiye'nin de geldiği nokta belli. Yani herkes görüyor. Şimdi OSB'leri nasıl görüyorsunuz mesela? Uludağ OSB'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Siz kurdunuz, siz geliştirdiniz. Siz gibi insanlar geliştirdi OSB'yi. Şimdi Uludağ OSB'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yusuf'la da iç içe şu anda. Şimdi şu. Uludağ Organize Sanayi Bölgesi olan Gürsu ve Kestel'in birleşimi, Kestel İkinoğlu bölge ayrı bir konumda. Evet. Ama Gürsu Türkiye'nin en eski boyanesinin olduğu, Türkiye'nin en büyük işte gıda meyve suyu fabrikasının olduğu ve Türkiye'nin en büyük gruplarından tekstil firmalarının olduğu ama bunun yanında da bine yakın küçük atölye, dokuma atölyelerinin olduğu bir alandı. OSB'yi kurarak şehrin doğu tarafında planlı sanayileşmeye geçerken ben yine söylüyorum, bana düşmanlık yapan, yani bu iftiraları atan insanların derdi boyane ruhsatı vermememiz. O zaman kurulurken, şimdi yöneticilik neyi gerektiriyor? Vizyonu gerektiriyor. İleriyi görmeyi gerektiriyor. İleride oluşacak problemleri görmeyi gerektiriyor. İleride ne problem oluşacak diye o günkü şartlardan baktığımız zaman yeraltı sularının ileride sıkıntı yaratacağı,
karbondioksit salınımının problem yaratacağı, onun için yeni boyahane kurulmaması gerektiğini. Ama 16 tane boyahane kurulmuş biz OSB'yi kurarken. Bu evet. Hak bakilik var. Bu hak bakiliği koruyarak onun dışında yeni bir boyahane ruhsatı vermeme kaydını o BÜSAB'ı kurarken dipnot olarak oraya kaydettiren insanım ben. Bak bu çok önemli. Daha sonra bunun mücadelesi var. 16 boyahane vardı. Şunun da 13 tane boyahane var. O ruhsat sahipleri kendi fabrikasını başka yere taşıyabilir. OSB'nin içerisinde yeni bina yapabilir. O onun hak baki. Ama yeni boyahane ruhsatı kurulmaması lazım. Neden? Benim çocukluğum Gürsu'da geçti. Ben Gürsu'da doğup büyümüş insanım. 3 aylık çocukken buraya gelip bundan sonra bütün hayatımı burada idame ettirdim. Gürsu'nun adı Hatice Muazzez Kutlay hanımefendi. Onun da adını caddeye verdik. Gürsu'nun isim annesi. Gerçekten suyu gür akan, caddelerden derelerin aktığı, mezar için kazılan, rahmetli olan bir insanı defnetmek için mezar kazıldığında su ile oluşan bir yerdi. Maalesef bugün 350 metrelere geldi. Yer, suyun derinliği. Neden? Vahşi kapitalist duygularımızı frenlememiz lazımdı. Boyahane ruhsatı alacak arkadaşlara engel olunca ve bunlar da işte siyasi olarak bizi, çünkü ben siyasette hep aktif oldum. Herhalde başarılı mı olduk veya çok mu göze battık, bizi hedefe alan arkadaşlar oldu. Olabilir de, önemli değil. Bütün bugüne kadarki amacımız Gürsu'ya hizmet, şehrin doğu tarafına hizmet ve memlekete hizmet etmekti. Ve bundan sonra da aynı düşünceyle, aynı şevkle hizmete devam edeceğiz. Yani beni hiç kimse bıktıramaz iftiralarla. Bir de şu var, Bursa'da üzücü olarak siyasi erkin bu kadar taraflı davranmaması lazım. Şikayet ettirilen aynı insan 4 kere şikayet ediyor, 4 kere şikayet ediyor. 3 kere müfettiş geliyor. Aynı konular. İçerideki insanlara başarılı olamayıp işini doğru yapmadığı için çıkarttığımız insanları işe alıp ve bunların banka borçlarını ödeyip bize iftira ettirilmelerine rağmen ortada ne var? Ya Allah'a şükür veremeyeceğimiz 800 küsür tane faturayı içeriden aldırttırıyorlar, fotokopisini müfettişlerin eline veriliyor. Konuşuluyor. Ben bir yıllık yaklaşık 3 milyar lira olsa benim bütçesi %2 ağırlama ve örtü karşılama ve temsille hakkı %2 bütçenin harcama yetkisi olan bir başkan olarak 1 lira harcamamışım. 5 yılı incelemişler, 1 milyon 800 küsür bin lira işte bayrak direği, kamulaştırma konusu var. Evet. Onlarla ilgili OSB'nin menfaati için ve Gürsu'ya, memlekete hizmet için yapılan işlerle konuyu buraya getirtiliyor. Gerçekten üzücü olan bu. Yani bunun dışında da varsa bir yanlış, Allah aşkına koyun ortaya. O zaman şimdi sizin siyasete girmeniz, mesela siyaset, zaten siyaseti yapıyorsunuz. Son dönemde de milletvekili adaydınız. Evet. Bununla alakalı mı aday oldunuz ya da ne bileyim bundan sonra biz Yunus Aydın'ı nerede göreceğiz? Şimdi ben Gürsu'da belediye başkan adaylığı da yaptım. Evet. 99'da İlgen Meclis Üyesi seçildiğimde bana o günkü MHP'nin il başkan yardımcısı olan sonra MHP milletvekili Necati Özensoy, sen belediye başkan adayı olacaksın diye ilde aynı genel merkez bile aday olmamı baskısı yapılırken, rahmetli babam iş yerlerimiz var, kim bakacak oğlum, başka benim iki kardeşiz, bir ablam var, ben de büyük, onun için mecburen işin başında olman gerekiyor dediğinde adaylığı kabul etmemiştim. Daha sonra da belediye başkan adayı da oldum ben. Adayı da oldum 2004'te. Şimdi söylemekse hep aktif siyasetin içinde oldum. Gürsu'nun İlgen Meclisi'nde iktidar partisinde MHP'nin o dönemde ilçe başkanlığı olduğum dönemde çevre yolu Gürsu bağlantısının projeye koyulmasını sağlayan kişilerden biriyim ben.
Gürsu halini kurdurtturdum. Benim teknik öğretmenden okul arkadaşım Necat Durmaz'a. Şöyle, yazık günah Necat'a karşı benim boynum bükük. Niye? Hatıra getirdik. Gürsu halini kurdurtturduk. Gürsu hali şehrin doğu yakası için çok önemli bir projeydi. Çünkü bir ilçenin gelişmesi için ekonomik aktivasyonu oluşturmak lazım. Canlılık oluşturmak lazım. O ilçeye gelip giden insanları çoğaltman lazım. Gürsu hali şehrin doğu yakası için bir can suyu projeydi. Maalesef niye gitti? Niye kaybedildi Gürsu hali? Gürsu Belediyesi'nde kaybolan paranın ödenmesi için Uludağ OSB'nin ilk ayağı olan GÜSAB'ın içerisindeki belediyenin, bak yine söylüyorum, belediyenin DOP'tan geçen yerleri bila bedel OSB'ye vermesi gerekiyordu. Ama bizden önceki yönetimdeki arkadaşlar belediyeyle kötü olmayalım. Şimdi Türkiye'de böyle bir sıkıntı var. İktidara karşı kurumun hakkını bile aramakta endişe varsa o zaman burada bir demokratik platformda oluşmada bir endişe yaratılıyorsa bir sıkıntı var ortada. Bu duygunun oluşmaması lazım. İnsanlar yanlışı açıkça söyleyebilmeli, kurumunun hakkını da arayabilmeli. Ve Gürsu Belediyesi'nin borcuna karşılık alacaklı olan müteahhitlere kanunu mevzuata aykırı olmasına rağmen DOP'tan kazanılan yerleri, belediyenin yerlerini sanayi parseline çevittirip ve bunları o alacaklı firmalara verildi. Bunlar, esas suç bunlar. Sen bin şeyimize kadar inceliyorsun, çorabımıza kadar inceliyorsun. Bulunan para 1 milyon 800 bin lira. Ya yani OSB için 1 milyon 800 bin lira. Komedi. Ya, komedi. Ondan sonra çok büyük bir vakaymış gibi anlatılıyor. Şimdi Sayın Başkanım, Gürsu'da yıllardır bir hengame var. Belediye yönetilemiyor. Hatta maalesef rahmetli oldu belediye başkanı. Ya yani bu kadar bir Gürsu'da rant mı var? Bu kadar çıkar ilişkiler var. Rahmetli Cüneyt, Allah rahmet eylesin. Niye öldürüldü? Niye öldürüldü? Parti içi kavga, gruplaşma. Evet. Bursa'da iki milletvekili, AK Parti'nin içindeki iki milletvekili. Biri işte Bülent Arınççılar, biri Faruk Çelikçiler. Kavgasının evet. Kurbanı oldu. Evet. Böyle olmadı mı? Yani Gürsu'nun çocuğu yazık oldu. Ya yazık, günah. Günah. Tertemiz evet. Çocuktu. Evet. Ya günah değil mi? Neden ama bu durum doğuyor? Aslında bu durum siyasi erkin, topyekün, iktidara muhalefeti kendini bir sorgulaması lazım. Evet. Ya bir yerde bir hata var. Bak kendi belediye başkanının öldürülüyor kendi personelin tarafından. Evet. O arkadaşı buraya kim gönderiyor? Yine Ankara'dan eski bir bakanın akrabası olduğu söyleniyor öldüren çocuğun. Evet. Yazık değil mi bu ortamın oluşmasına? Aynı şekilde ya siyasi yetkiyi eline geçirince rakibini yok etmek için her türlü gayri ahlaki konulara, mevzuata gidilmemesi lazım. Adaletsizliği vasıf gibi anlatan cennet yüzü göremeyecektir diyor hadis-i şerifte. Ya hani devletin dini adaletti? Allah aşkına hukuk, hukukun kuralları çerçevesinde işlemeli. Siyaset hukuka müdahale etmemeli. Ederse Uludağ OSB ile ilgili konuşuyorum. Şu an tekstilde sıkıntı var. Niye sıkıntı var? %20'lerde, 30'larda çalışan fabrikalar, bir yıl insanlar işçi çıkartıyor. Elektrik tüketimi düşmeye başlamıştı ben ayrılana kadar. Neden düşmeye başladı? Tekstil firmalarında dünyanın en büyük konfeksiyon firmaları Türkiye'ye üretim iş vermekten vazgeçmeye başladı. Konuştuğunda işte Türkiye'de hukuktan bahsediyor, adaletten bahsediyor, insan haklarından bahsediyor. Şimdi maalesef yabancı firmalar bizim için çok bir şey önem arz etmeyen ama onlar için çok önemli. Çalışan insanın yediği yemekten giydiği kıyafete kadar bakıyorlar. Evet. Hukukun işleyişine bakıyorlar. Onun için bu ülkenin önce hukukun adil olarak işlemesi, sonra da sosyal barışın topyekun birbirimize
sevmemiz lazım. Bu kim, bu düşmanlık niye? Şimdi Sayın Başkan, şöyle siz biraz baş kaldırmışsınız anladığım kadarıyla. Direnmişsiniz. Acaba sizi sindirmek mi istiyorlar? Yani şimdi isminiz geçiyor. Bu Gürsu'da mesela sorduk biz. Gürsu'da belediye başkan adayı kim olsun diye sorduk. Sizin isminiz geçiyor. Halktan bu teveccüh var. Acaba sizin isminizi duydukları için mi böyle bir sindirme politikası yapıyorlar? Onu da merak ediyorum bir gazeteci olarak. Bunu takipçi olacağız zaten. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi yapılan anketler var. Ankara firmaları da yapıyor filan. Evet. İsmimiz ön planlarda geçince maalesef hedefe konuluyoruz. Ya bu şu da var. Yani şimdi iktidar partisinin yaptırdığı anketlerde de ismimiz geçiyor. Evet. Muhalefetten de geçiyor. Benim yanlışa yanlış, doğruya doğru deme gibi bir alışkanlığım var ve ahlaki yapım o, mantalitem o. İnsanlara hizmet etmekten haz alıyorum, zevk alıyorum. İnsanları mutlu edebiliyorsak ne mutlu bana diyorum. Ama maalesef siyasi yapımızda taraftarlık zirve yapmış, taraftar olmadaki mahareti, aklı melekeyi kullanmada gösterebilsek bu toplumda sorun olmayacak. Evet. Maalesef taraftarlık zirvede. Ya Yunus Aydın gerçekten bu işte başarılı olur diye gel diyen insanlar olduğu gibi, Yunus Aydın yarın ben işte milletvekili adayı olmak istiyorum diyen arkadaşlar, belediye başkanı adayı olmak istiyorum. Ya bu benim karşıma rakip çıkarsa bize zarar verir, tehlikeye sokar, bunu ne gerekiyorsa yapalım diye düşünenler de oluyor. Ya bu konjektörün oluşmaması lazım. Bu düşüncenin oluşmaması lazım. Yani demokratik kültürün gelişmesi lazım. İnsanların birbirine saygı göstermesi ve sevginin ön plana çıkarılması lazım. En büyük sıkıntımız bu. Yine söylüyorum. Ben Gürsu için bugüne kadar bir yığın projelerin içerisinde oldum. İl Genel Meclis Üyeliği ve ilçe başkanlığı yaptım. 3,5 yıl gibi 57. hükümet döneminde. O dönemde, iktidar döneminde ya çevre yolu Gürsu bağlantısından, halinden, Gürsu ile ilgili bir yığın projeler, kentsel dönüşüm projesini o zaman gündeme getirdim. Getirdim. Uludağ OSB'nin kentsel dönüşüm projesi vardı. 877 tane binadan bahsediyoruz. O bina sahiplerini mağdur etmeden %90'ını rızayen anlaştık. Ve bu insanlara mağdur etmeden, o insanlara mağdur etmeyelim diye kentsel dönüşüm projesini 10 yıl belediyeye ile bir türlü anlaşma ortamına getirilemedi. Çok enteresan olay. Bunları söylesem gerçekten üzücü. Benim yönetim kurumunda olan, bizi şikayet eden Karkent Tekstil'in sahibi Ali Sayın bize belediye başkanı 20 daire istiyor, 15 daire de bana verin. Projeyi hemen yapalım dediğinde, ya bizim babamın dükkanı mı, neyi veriyorum, ya git işine bak dediğimde. Ben diyelim art niyetli olsam bu konuşmaların altında hemen konuyu medyayla paylaşırdım. İlk defa söylüyorum bunları. Evet. Üzücü şeyler mi? Evet, üzücü şeyler. Sonra Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi bilmem ne, iktidar partisinin toplantılarında bu dönem kalsın, bu dönem yapılmasın. Ya Yunus Aydın bu fikri koydu diye. Ama şu anda niye yapılmaya? Şu an kentsel dönüşüm projesine bir an önce başlayalım diye faaliyetler yapılıyor. Niye 10 yıl beklendi? Niye yapılmadı? Yeni Doğan Mahallesi'nin nüfusu 1500'dü. Yazık, günah değil mi? Esas ülkeye zarar o değil mi? O insanlara zarar değil mi? O kaçak yapılanmaya müsaade eden insanlar Gürsu'nun geleceğiyle oynadılar. Gürsu'nun gelecek nesillerin geleceğiyle oynadıkları gibi sosyal rakımı dip yaptırdılar. Ama maalesef ve maalesef şimdi kentsel dönüşüm için milyarlar harcanacak. Bu kimin günahı? Yani şimdi bu ülke neden sıkıntılar yaşıyoruz? Söylediğim gibi siyasi erbabın vizyon sahibi olması lazım. Yapacağı icraatın sonucunu da görmesi lazım.
Bir iş yapıyorsan, bir icraat ortaya koyuyorsan bunun kullanılabilirliği, bu projenin rantabilitesi, bu projenin ilerideki insanlara getirisi ve götürüsü her şeyi düşünüp ortaya ona göre koymak lazım. Evet. 10 yıl engel olunan kentsel dönüşüm projesini bugün eğer sahip yapalım deniyorsa ya Allah sorar. Evet, 10 yıl geçmiş. Şimdi şöyle binlerce de kaçak yapılar yapılmış, milyonlar harcanmış. Bir de şöyle bir durum var. Gürsu yabancı nüfus açısından da çok fazla. Evet yani maalesef. Şu o da ayrı göçmen, bir vaka. Göçmenler çoğunlukta Gürsu'da. Yeni Doğan da çok maalesef. Şu anda aynı çarpık yapılaşma ve ülkenin genel problemi var. Ama Gürsu ama çok... Gürsu problemi daha büyük. Maalesef. Yani, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nasıl yapılmalı mesela? Hem bir göçmen kere... hem işte zaten projenizi 10 yıl önce siz projeyi sunmuşsunuz. Kentsel dönüşüm nasıl olmalı? Şu an ev kiralarının zirve yapmasının sebebi göçmen politikasıdır. Evet. Şu an ülkemiz ekonomik bir kriz, sıkıntı yaşıyorsa söylenen rakamlar kamuda 5,5 milyon söyleniyor ama 17,5 milyon yabancıdan bahsediliyor. Ya bu gelecekte gerçekten bu ülke için gerçekten vaka. Aynı kökten gelen, aynı milletten olan insanlarımız bir PKK belası bu millet kaç yıldır yaşıyor? Bu insanların babaları, anaları, bizim kendi kardeşlerimiz. Aynı kökten gelen milletiz biz. Sıkıntı nerede? İnsanlara psikolojik olarak, düşünce olarak ayrıcalık düşüncesini eklediğin zaman şimdi kardeşim Suriyeli adam doğurganlı kız yüzdeleri, oranları bizden çok çok fazla. Evet, çok yüksek. Gelecekle 20 sene sonra bu memleket gerçekten bir faciaya gidiyor. Afganların olayı o da ayrı bir olay. Evet. Yani onun için özellikle siyasi erkin, iktidara muhalefeti aklı selim olması lazım. Bu işe bir tedbir almaları lazım. Yoksa geleceğimiz hazin. Ha bazı işte sanayici arkadaşları bazen bu düşüncelerini koy. Ya bırak boş ver sigortası eleman işte çalıştırıyoruz. Önemli değil. İşimize geldi mi? Böyle düşünemezsin. Sanayici arkadaş düşünemezsin. Çalıştırdığın insanın sosyal haklarını vermemiz gerekiyor. Ve Almanya'da bir iş hukuku, çalışma hukuku neyse Türkiye'de de o olmalı. Evet. Şimdi OSB'de başkanlık yaptınız. Şu an 12 yıl Türkiye'de en uzun OSB başkanlığı yapanlardan biriyim ben. Ben sizle birkaç programda görüştük. Caddelere, sokaklara ünlülerin isimlerini verdiniz. Evet. Videolarımız da var zaten. Şimdi bunu yapmakta maksadınızı hem Uludağ OSB'yi tanıtmak hem Gürsu'yu tanıtmak. Gürsu'ya ayrı bir vizyon, misyon katmaktı. Onu da anlatmıştınız orada. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela OSB'de şu anda kaçak göçmen çok çalışıyor. Maalesef. Yani buna çözüm ne olacak? Ya bu aslında ülke politikası. Evet. Yani yalnızca bizim Uludağ OSB'de değil bu sorun. Evet. Bütün OSB'lerde aynı sıkıntı var. Ancak kurumsallaşmış firmaların haricinde, işte Türkiye'de birkaç büyük holdingin dışında herkesin çalıştırdığı olay. Maalesef yani. Bunun yanında da işte yaban onları çalıştırmanın avantajları falan da oluyor diye düşünülüyor. Ama işin diğer bir üzücü yanı, niye o insanlar çalıştırılıyor? Onda da kendimizi sorgulamamız lazım. Ben teknik eğitim mezunuyum, teknik okul mezunuyum. Şimdi Tophane Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyan Osonor projesi vardı. Okuldan mezun olduğu zaman tesviye bölümü mezunu arkadaşımız tam bir tesviyeci olarak mezun oluyordu. Evet. Ağaç işlerinden mezunu tam bir marangoz olarak mezun oldu. Dökümden mezunu tam bir dökümcü olarak. Yani hazır yetişmiş personel yetiştiriliyordu. Teknik eğitim çok önemli. Şimdi eğitimdeki bu boşluk maalesef Türkiye'de şu an binlerce her işi yaparım diyen insan var ama elektrikçi lazım yok. Kaynakçı lazım yok. Motorcu lazım yok. Marangoz lazım yok. Yani ara eleman yok.
Bunda da kendimizi sorgulamamız lazım. Yöneticilik ne diyor? Çok ince bir konu. Çünkü bir çizgi gibi, çizginin iki tarafında düşünmemiz lazım. Yapılan en ufak bir hatanın faturasını yüzyıllarca hem ülke ödüyor hem millet ödüyor. Şimdi Sayın Başkan, son olarak şunu da sormak isterim. Bu kadar hengamenin içindesiniz. Tehditler alıyor musunuz? Yani korkuyor musunuz daha doğrusu? Ben gazeteci olarak korkuyorum. Sokaktayım mesela, ben korkuyorum. Yani şimdi... Çünkü adalet de yok, hukuk yok. Her an saldırıya uğrayabilir. Mesela siz bir iş insanı olarak korkunuz var mı? Ya korkmamak mümkün değil. Her şeyden önce kamunun uygulamalarıyla, şimdi bu ülkede 5 yıl Genelkurmay Başkanı tutuklandı, yattı, pardon dendi, bırakıldı. Balyoz Ergenekon davalarda binlerce insan yattılar, çıktılar. Sonra yine aynı şekilde FETÖ konuları gündeme geldi. Gariban öğretmen polis bankasıya para yatırdı diye başlarına gelmedik kalmıyor ama maalesef orada yöneticilik yapan insanlar kamuda en üst makamlarda devam ediyorlar. Yani yanlışlıklar oluyor. Bir şeyle mücadele ediyorsan topyekün mücadele etmek lazım. Bu benim adamım olmamalı. Eğer bana karşı, yani bak yine söylüyorum, hukuken kendi belediye başkanının her türlü günahlarını, kabahatin suçlarını örtüp rakip partinin belediye başkanının en ufak bir hatasını istediğimiz şekle yorumlatarak başına her türlü bela getiriliyorsa bu ülkede hukuken bir problem var demektir. Tabii ki korkuyoruz. Korkmamak mümkün mü? 3,5 yıl müfettişler kapımızdan gitmedi. Bir şey bulundu mu? Allah aşkına, OSB'nin menfaati için hareket yapmışım, kamuya hizmet yapmışız, işte okullar yapmışız, emniyete bayrak direği yapmışız, fatura kesilmiş, faturayı A değil B kesmişsin. Ya OSB'nin 1 lirası gitmiş mi, gitmemiş. Tam aksine kamulaştırma olayında, kamulaştırmayla ilgili Gürsulu Kalınların ailesinin yerini aldık. OSB'yi 50 milyon lira kara geçirmiş. Teşekkür edilmesi lazım. Neymiş? Mevzuata aykırı. Ya mevzuata aykırı. OSB'nin 1 lira zararı var mı, yok? Karı var. Bütün iş adamlarının, yani iş adamı mantalitesiyle hareket edildi, ettik. Ve bana teşekkür edilmesi gereken konularda bu tür olaylarla karşılaşmam gerçekten üzdüğü gibi endişeye de sevk ediyor. Ya bir yığın insanımız artık, bir yığın eğitimli insanlarımız ülkeyi terk ediyor. Neden terk ediyor? Bunu kendimizi sorgulamamız lazım. Topyekün yeniden sorgulayıp ona göre hareket etmemiz lazım. Adalet en önemli, devletin en önemli ögesidir. Adil olduktan sonra herkese saygımız var. Ve siyasi erkin görevi seçildiği, görevini yaptığı sürece adil davranmaktır. Bundan sonra yeni iktidara gelecek arkadaşlardan da aynı şeyleri beklememiz lazım. Beklememiz de gerekiyor. Şimdi eğitimli insanlarımız, mühendislerimiz, doktorlarımız ülke dışına çıkıyor. Şimdi yarın bunlarla ilgili de sıkıntı yaşayacağız. Sanayici arkadaşlar yabancıları çalıştırıyor, Suriyeli çalıştırıyor, Afgan çalıştırıyor. Ne yapsın? Yok. Kaynakçı lazım, yok. Elektrikçi lazım, yok. Mecburen onlardan çalıştırıyorlar. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok son olarak daha Bursalılar için, Gürsullar için iletmek istediğiniz bir konu varsa, bir not varsa onu da paylaşırsanız. Çok teşekkür ediyorum. Gürsu bizim sevdamız. Bursa bizim sevdamız. Bugüne kadar hep Gürsu için, şehrin doğu yakası için mücadele ettik. Çevre yolu Gürsu bağlantısı eğer o projeye koydurduğumuzda gelip Kestel kavşağına bağlanacaktı. Bugünkü Otosansit ve Gürsu kavşağındaki bu sıkıntılar olmazdı. Gürsu 35'lik yoldaki proje değişiklikleri zamanında yapılmasaydı, ilk halinde olsaydı bugün çok daha farklı olurdu.
Keşke Yeni Doğan Mahallesi'nin nüfusu 1500 iken bu kentsel dönüşüm projemizin bir an önce uygulanmış olsaydı bugün şehrin doğu yakası apayrı olurdu. Evet. Yine ben öz dilekle protokol yaptık. Öz dilek gerçi Yeşim'in yanında yer aldı. Evet. Ama Gürsu kaybetti. Gürsu'dan ayrıldı. Gürsu kaybetti. Orayı yaptığı zaman insanlarımız gitsin, hayırlı olsun. Özel bir firma Gürsu, şehrin doğu yakası için bir AVM'ye ihtiyaç var. Bursa'nın ilk AVM'lerden biri şehrin doğu yakasındaydı. Kestel Hastanenin olduğu yerde. Ve gayet de güzel işliyordu. Evet. Yani onun için söylemek istediğim konu, şehrin doğu yakasındaki insanların da hakkı, sosyal ve ekonomik alanların olması, alışveriş merkezlerinin olması, çoluğunla çocuğunla gidebileceği, yani Şef Bülent gibi yerlerin olması. Şimdi o yerlere düşman olmamak lazım. O yerleri kim yaparsa yapsın. Önemli olan hizmetin şekli ve kalitesi, güzelliği. Yabancı bir misafirin geldiği zaman, yabancı iş adamının müşterisi geldiği zaman götürebileceği bir yere. Bütün iş adamları teşekkür ediyor. Bunun neyine düşmanlık yapıyor? Yunus Aydın'a ne diye düşmanlık yapıyor? Teşekkür edilmem gereken konularda bana karşı yapılanları hazmedemiyorum. Allah'a havale ediyorum. Eğer Allah inançları varsa ki devamlı konuyu her konuda konuyu Allah'a dayıyorlar. Allah'a kurban olayım. Allah'ın insana, beşeriyete verdiği tek nimet aklı melekedir diyor İmam-ı Maturidi. Onun dışında Allah hiçbir şeye karışmaz. Şerri de hayrı da insan kendi bulur diyor. Ve burada her şeyi anlatıyor. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, Yunus Aydın'ı dinlediniz. Biz de dinledik. İnşallah Sayın Başkan sizi farklı yerlerde projelerinizi İnşallah nasipse gerçekleştireceğiniz yerlerde görmek isteriz. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.